Başlayalım hocam. Gelecek olanlar geldi. Mete de geldi. Başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Dün Nahl suresi 42'de kalmıştık. Bugün 43'ten devam ediyoruz. Biz senden evvel kendilerine vahyettiğimiz erkeklerden başka peygamberler göndermedik. Eğer bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bu ayet altı kalın çizgilerle çizilmesi gereken Kur'an'da en önemli, Kur'an'ın temel ayaklarından birini oluşturan ayetlerden biri. Vahyetme olayı sadece peygamberleredir. Bunu bilmek gerekiyor. Yani hani Şura suresinin 51. ayetinde Allah durur da insanlarla konuşmaz. Ya vahiyle ya perde arkasından ya da elçi aracılığıyla konuşur derken vahiyle konuştuğu sadece peygamberleridir. Hani yine Enam suresi 93. ayette kendisine vahiy gelmediği halde bana da vahiy geldi diyenden daha zalim kim vardır ifadesiyle anlatıyordu. Yine Meryem'e vahyettik, Musa'nın annesine vahyettik, Arya'ya vahyettik, daha vahyettik ifadeleri kesinlikle bu anlamda vahiy değil. İşte oradaki vahiy ayırmak gerekiyor. İşte bazıları Meryem'in de peygamber olduğunu söylüyor. Buradaki ayette ne diyor? Biz senden evvel kendilerine vahyettiğimiz erkeklerden başka peygamber göndermedik. Eğer bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Yani bu konuda uzman olan yani kendinden önce peygamberlere tabi olup o peygamberlerin getirmiş olduğu vahiy bilgilerden haberdar olanlara sorun ifadesiyle anlatıyor. İşte Meryem'e hani ruhumuzu gönderdik, o da düzgün bir beşer kılığında görüldüğü ifadesiyle onu Cebrail'i Meryem'e gönderdiğini anlıyorlar. Oysa öyle bir şey yok. Meryem'e gelen zaten düzeltilmiş bir beşer ifadesiyle Nebi Resul olan bir peygamberdir. Bunu anlamak gerekiyor. Bilmiyorum bu konuda eğer gerçekten kadınlardan peygamber olmuşsa, bu söylenen doğruysa, benim söylediklerim doğruysa, kadınlardan peygamber olmaması lazım. Eğer Kur'an'da binlerce peş peşe peygamber geldiğini söylüyor insanlık tarihinin başlangıcından bu tarafa, ama Kur'an'da zikredilen peygamber sayısı 25 civarındadır. İşte bu 25 peygamberin içinde kadın bir peygamberin olmaması da bu söylediklerimizi doğruluyor anlayışında olduğumu söylüyorum. Buyur Hatice Hanım. Zaten bu ayet Ali Rıza Hocam sadece erkeklerden bahsediyor. Peygamber olarak erkeklere gönderdik diyor. Ona da bir kanıt zaten bu ayet. Öyle düşünüyorum ben. Hani sadece erkeklerin peygamber olduğuna dair bir kanıt ayet. Aynen, aynen. Yani erkeklerden peygamber. Bu şu anda şunu anlamak gerekiyor. Bu kadının aşağılanması, geri plana itilmesi anlamında değil. Allah yaratmış olduğu varlıklara gücüne göre yük yüklüyor. Yani burada peygamber olmak demek, ben ölüme hazırım deyip toplumun içine girip öldürmek isteyenlere buyurun, dilerseniz öldürün demektir bu. Bunu da her baba yiğit söyleyemez. Burada erkek kelimesini yer yer kadınlar için de kullanmış Kur'an. Hani Ahzab suresinin 23. ayetinde öyle erkek adamlar var ki yaratılışta verdiği söze sadakat gösterdiler, göstermeye devam etmektedirler ifadesiyle bunu anlatıyor. Yani burada erkek kelimesi hem kadın için kullanılmış
hem de erkek için, cinsiyet olarak erkek için kullanmış. Ama burada sözünde duran, yer yer o erkekleri, yani sözünde durmayan, efendim dik duruşunu ortaya koyamayan o erkekleri de yer yer kadın olarak da tanımlamış Kur'an. Belki buna gülebilirler, gülebilirsiniz ama bu öyle. Hani ne diyordu Firavun? Firavun öyle azmıştı, öyle zalimleşmişti ki erkekleri öldürüyor, kadınları sağ bırakıyor. Burada kadınları sağ bırakma anlamı, yani kendisine diklenmeyen, kendisine karşı çıkmayan erkek ve kadının hepsini içine alan bir ifade bu. Bilmiyorum, ne dersiniz? Bazıları işte bu racul kelimesini cinsiyetsiz olarak nitelendiriyor. Yani Meryem'i peygamber yapmak isteyenler o kelimeye bir takla attırıyor. Arkasından Meryem de peygamberdir diyor. Ama Meryem'in hiçbir yerde peygamberler arasında ismi geçmiyor. Diğerlerinin ismi geçiyor ama Meryem'inki geçmiyor. Sadece bir ayette Meryem'e vahyettik diyor. O kadar ya. Ama Musa'nın annesine de vahyettik diyor. Eğer vahyettik demeyle Meryem peygamber olacaksa Musa'nın annesi de peygamber olması lazım. Arı da peygamber olması lazım. Dağ da peygamber olması lazım. Arpa yemeyeceksiniz, makarna yemeyeceksiniz, çavdarı yemeyeceksiniz. Hiçbir şey yemeyecek misiniz diye başlıyor çocuk ağlamaya ya, onun gibi yani. Ne derseler bu ayete uymuyor. Onları apaçık deliller ve kitaplarla gönderdik. Sana da zikri Kur'an'ı indirdik ki insanlara kendileri için indirileni açıklayasın ve onlar da iyice düşünsünler diye. Onları apaçık delillerle ve kitaplarla gönderdik. Yani senden önceki gelen bütün peygamberlere kitap ve hikmet verdik, delil verdik. İşte Hicr suresinin 9. ayetinde zikri biz indirdik, onun koruyucuları da biziz ifadesi kullandığı zaman sana da zikri indirdik. Oradaki zikir Kur'an değil diyorlar. Yani böyle bir yorum yapanlar var. Bu kesinlikle yanlış. Zikri biz indirdik ifadesi kullanırken bildiğimiz Kur'an anlamında kullanmış. Burada onun gerçekten Kur'an olduğunu da ayet doğruluyor. İndirdik ki insanlara kendileri için indirileni açıklayasın ve onlar da iyice düşünsünler diye ifadesiyle açıklıyor. Açıklama ne oluyor? Hem evrensel yasalarla hem vahiy yasalarının uyum halinde bir dini ortaya koyarak açıklıyor. Hani o peygamberin söylediği vahiyden başka bir şey değildir ifadesi kullanırken vahiy sadece indirilen zikir anlamında değil, vahiy yaratılan evren yasaları ile beraber anlatılan vahiy yasalarının uyum halinde olan bir dinden bahsediyor. Onu da Ali İmran suresinin 159. ayetinde Allah'tan bir rahmet dolayısıyla insanlara yumuşak davrandın. Eğer katı yürekli olsaydın etrafındaki insanlar dağılır giderdi. Öyleyse iş konusunda onlarla müşavere et ve azmet ve yürü ifadesiyle anlatıyor. Yani Kur'an'ın ortaya koyduğu vahyi bilgiler eğer anlamakta bir sıkıntı çekilirse kevni ayetlere başvurma ifadesi var ya, bu da kevni ayetler yaratılan eşya anlamında kullanmış. O ayetleri çözen, o zikir ehli olan insanlara, o konunun uzmanlarına sor mesajıyla bunu anlatıyor. Yine iki Resul'den bahsediyordu Allah. Birisi meleklerin Resulü, Hac suresinin 75. ayeti kerimesinde Allah meleklerden de insanlardan da Resuller seçer. İşte meleklerden seçtiği Resuller Allah'ın onlara kodladığı bilgiyi
Allah'ın kodladığı şekilde çözen insanlar objektif olarak Allah'la konuşur ifadesi kullanıyor ya inkar edenler. İşte o meleklerin resulü de Allah'ın o bilgilerini Allah'tan kodlandığı gibi çözen insanlar Allah'la farkında olsa da olmasa da Allah'la konuşuyor. İşte o resulün söyledikleriyle yani eşyanın resulünün ortaya koyduğu verilerle Kur'an'ın söylediklerinin tıpatıp aynı olduğu veya peygamberlerin getirdiği bilgilerin tıpatıp aynı olduğunu söylüyor. Hani bir ayette şöyle diyordu. Eğer biz bir dağın üzerine bu Kur'an'ı indirmiş olsaydık dağ paramparça yerinde karar kılamazdı ifadesi kullanıyor. Yani vahyin verileriyle yaratılan evren yasalarının verileri tıpatıp aynı anlamda bu ifadeyi kullanıyor diye düşünüyorum. Şimdi burada ben Ali Can'a bir şey sormak istiyorum. Ali Can müsait misin? Evet Efkan müsaitim. Şimdi burada diyor ki onlara apaçık deliller ve kitaplarla gönderdik. Sana da zikri Kur'an'ı indirdik ki insanlara kendileri için indirileni açıklayasın ve onlar da iyice düşünsünler diye. Şimdi bu ayeti Resul'de sizin için güzel örnekler vardır ayetiyle bütünleştirelim. Allah Resul'e burada neden insanlara hadisleri söyle, Buhari'yi anlat, Müslim'i anlat bir şey, herhangi bir şey demiyor da veya senden önce yazılan kitapları anlat demiyor da kendileri için indirileni açıklayasın ve onlar da iyice düşünsünler diye. Şimdi Resul bize indirileni Resul'e geldiği için bize açıklıyor. Biz Resul'ü örnek alacağız. Bundan nasıl Buhari'ye bağlantı kuracağız? Nasıl çıkacağız oraya? Vatikan yani bu bilgi diğer Resul'lerin hiçbirinde de böyle bir bilgi yok. Diğer Resul'lerde de mesela İbrahim'e de Allah demiyor ki senden öncekilerin Resul'lerin gelen bilgileri bir şekilde efendim söyleyeyim sana ulaşan rivayetlerden alıp da anlat demiyor Allah. Hiçbir yerde yok böyle bir bilgi. Allah'ın Resulüne ilettiği bilgi, gönderdiği vahiyle ve insanlara az önce hocamın anlattığı şekilde meleklerin Resulüyle ulaşan sünnetullahın uyumunu anlatmak. Resulün tek görevi tebliğ etmek. Bunun tebliği. Yoksa diğer türlü bizi Buhari'nin tebliğine, Buhari'ye iman etmeye itmeleri Kur'an'ın bir bilgi değil yani. Yani şimdi bu ayette Allah Resulü diyor ki sana Kur'an'ı indirdik, o insanlara bunu açıklayasın ve onlar da iyice düşünsünler diye. Allah'ın Resulü bunu orada açıklıyor. İşte Allah bu ayetleri indirdi. Bir başka ayette de Resul'de sizin için güzel örnekler vardır diyor. O zaman ben Resulü örnek almam için burada Resul onlara ne söylemişse ki bu Kur'an söylemiş, bunu örnek almam gerekiyor. Ama burada insanlar atlıyorlar Buhari'ye, Müslim'e yani Resul'den ziyade, Allah'ın anlattığı Resul'den ziyade Ahmet'in, Mehmet'in kafasına göre uydurduğu Resul'ü bize örnek aldırmaya çalışıyorlar. Bu son derece yanlış bir olay. Bir de Tevfik abi şey yani eğer Resul'deki örneklik Kur'an'da anlatılmayan bir örnekliği vardıysa Resulullah'ın böyle bir örnekliği vardıysa ve ben bunu görmediysem o zaman haşa Resulullah görevini yapmamış demektir. Yani Ali Can'a örnekliğini gösterememiş bir Resul ama kendi devrinde yaşamış ne bileyim mesela Bilal-i Habeşi gördü Resulullah'ı. O örnekliği gördü. Her şeyi aldı. Ben göremiyorum. Peki ben ne olacağım şimdi? Nasıl olacak yani? Ve Allah o bilginin konumunu da söylemiyor. Ben mecburen yüzden gidip Buhari'ye iman etmek zorundayım. Tirmizi'ye iman, yani onlara iman etmek zorunda kalıyorum. Kimse bana bunu yapmaz. Bu bir zulümdür yani. Ya da şöyle söyleyelim. Sen güzel bir noktadan girdin. Resul'ün atıyorum 10.000 tane örnekliği var. Bunun belki 3.000'i 5.000'i girdi rivayet kitaplarına. Geri kalan 5.000 girmeyenler ne olacak? O zaman din bize eksik gelmiş oluyor. Bir de şöyle diyelim isterseniz. Son Nebi'nin hem elinde
Yani insanların elinde bir kitabı var, hem de hadisler var. Peki, hani Bakara suresi 136. ayette deyin ki biz sana indirilene, senden öncekilere indirilenlere iman ettik. Onlardan hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz deyin diyordu. Peki biz son Nebi'den önce İsa'ya, Musa'ya, İbrahim'e gelen o peygamberler de onunla aynı ise, o zaman son Nebi'nin bir Kur'an'ı bir de kendisinin söylediği hadisler varsa onların neye yok bu hadisleri? Onu anlamak gerekiyor. Alican kardeş buna iyi dokundu. Aslında bir peygamberin hadisi varsa onların da hadisi olması lazım. O hadislerden hiç bahseden bir ayet yok. Onların hadislerini. İşte, Tevrat'ın içindeki bazı bölümler var. O bölümler Musa'ya Tevrat'ın dışında Allah'tan aldığı bir takım bilgiler ve Musa'nın o dönemde anlattığı, yani Musa'ya direkt gelen bilgiler, bir de indirekt etrafındakilerin yazdığı şeyler Tevrat'ı karışık yapmışlar böyle. Yani yarı hadis, yarı rivayet, yarı vahiy, böyle bir kitap haline getirmişler. Ayrıca Allah diyor ya, İbrahim'de ve onun yanında olanlarda sizin için güzel örnekler vardır. Peki ben Muhammed Aleyhisselam'ın örnekliğini Buhari'den, Müslim'den alacaksam, İbrahim'in örnekliğini nereden alacağım? Yahudi kitaplarından mı alacağım? Hocam şöyle diyorlar Tevfik abi, Musa ile Salih kul kıssasındaki çocuk öldürme konusu var ya, orada çocuğu öldürüyor güya Salih kul. Onun Musa'nın şeriatı olduğunu, Musa'nın döneminde annesine babasına, çünkü şey geçiyor Tevrat'ta, annesine babasına asi olan çocuğun öldürülebileceğiyle alakalı bir şey var Tevrat'ta bu geçen. Bunun diyorlar Musa'nın şeriatı böyleymiş. Musa'nın zamanında bunlar öldürülmesi gayet normal mi çocukların? Yani peki şimdi de Musa'nın şeyleri var, Musa'nın dinine inanan insanlar var. Onlar şimdi çocuklarını annesine babasına asi geldi diye öldürünce Allah onların karşısına çıkıp onlara ayrı muamele edecek. Ali Can'a ayrı mı muamele edecek? Nasıl ya, bir olur böyle bu? Ali Can, çocuk bir kere hiçbir şeyden sorumlu değil. Çocuk. Dolayısıyla zan üzere ileride bu şöyle olabilecek diye kalkıp bunu öldürmek, bu nasıl bir iş ya? Bu Allah'a da iftira, Musa'ya da iftira, Tevrat'a da iftira, iftira oğlu iftira. Bu tamamen saçma sapan bir şey yani. Yani ama Defik abi, buradaki handikap, asıl handikap şöyle bir handikap. Yani mesela Hanefi mezhebinde namaz kılmayanlar dövülüyor. Şafii, Maliki ve Hanbeli mezhebinde namaz kılmayanlar öldürülebiliyor. Peki öldük şimdi biz, Allah'ın huzuruna çıktık. Nasıl diyeceğiz Allah'ın huzuruna? Sen diyecek, sen madem ki Hanefisin, diyelim ki Allah'ın kuralı, böyle kuralı vardı, ben öldürmedim, o zaman sen Allah'ın emrini, o zaman sen sonra Allah'ın sonra emrine karşı geldin. Ben diyeyim ki Malikiyim, öldürdüm ama adam öldürmek, bütün dünyayı öldürmek kadar büyük bir günah. Hani Allah şöyle mi diyecek haşa? Yani hepiniz kendi şeriatınızı yaptınız, hepiniz haklısınız, aferin sana, aferin sana, hepinize aferin mi diyecek? Böyle din olur mu yani? Herkese göre bir şeriat mı olur? Böyle bir şey, bu o zaman böyle mantıksız. O zaman şu da olur. Yaşar Nuri'nin mesela zina etmek günah değildir demesi mesela, o zaman biz Yaşar Nuri'ye tabi olalım. Ben de o zaman derim ki ben Yaşar Nuri de alimdi, ben ona tabi oldum. O zaman bana o zaman Allah o zaman aferin diyecek yani. Böyle o zaman böyle olur yani. Ya işte o Kehf suresindeki o kıssayı anlayamadıklarından dolayı, efendim rivayete de meylettiklerinden dolayı saçma sapan şeylerle onların altını doldurup acaba anlayabilir miyiz? Aynen Arapça fetişistlerinin yaptığı gibi. Onlar da o kelimeye 17. manasını buraya koyarsak buradan şunu çıkarabilir miyiz? Bunu yapabilir miyiz? Zorla kılıfına uydurmaya çalışıyorlar. Olmaz. Kur'an'ın kendi yöntemi, usulü, kaidesinin dışına çıkmayacaksın. Çıkarsan maymuna dönüyorsun, maymuna. Şeytanın oyuncağı oluyorsun. Rivayetlere gittiğin an bir kere Allah zandan sakının diyor bak. Zandan sakının diyor. Sen sakınmıyorsun bak, rivayete gidiyorsun. Allah'ın emrinin dışına çıkıyorsun. Çıkamazsın. Çıkma diyor Allah. Zandan sakının diyor. Bunu kime söylüyor? Bize söylüyor. Niye zan barındıran şeylerden din üretmeye çalışıyorsun? Kafir olursun.
Bu işin şakası yok ki. İsterseniz o şey suresine geçer. 80. ayette, Kehf suresinde yanılmıyorsam, orada şöyle diyor. Çocuğun annesi babası mümin kimselerdi diyor. Buradaki çocuğun annesi babası ifadesini kullanırken bildiğimiz biyolojik anne baba değil, toprak olan anne babadan bahsediyor Kur'an. Bunu anlamazsan olmaz. Eğer burada şunu anlarsak, yani o zaman kafir olan annenin babanın çocuğunu öldürmedi, Müslüman olan annenin babanın çocuğunu öldürdü sorusu akla gelir. Bu da yanlış olur. Orada normal şartlar altında gerek trafik kazasında, gerek depremde, gerek sel felaketlerinde, gerek düşerek ölen çocukların durumunu anlatıyor. Yani çocuklar öldüğünde ne olacak? Cennete mi gidecek, cehenneme mi gidecek? Kur'an diyor ki o çocuklar ölmesini siz yadırgamayın, Allah'a asi gelmeyin. O çocuklar ölmemiş olsaydı belki onlar inkar edenlerin onu kendi yollarına çekmekle belki onları kafir yapıp ebedi cehenneme sürüklerlerdi. Yani ebedi cehenneme sürükleyip de orada cehennem hayatında olanlar geri dönmek isteyip Allah'a, Allah'ın istediği şekilde kul olmak isteyenlere ya hayır artık geçti, girin cehenneme dendiğinde onlar ne demişti? Keşke toprak olsaydık. İşte onlar keşke toprak olsaydık demelerinden önce daha hayırlısını verdik ifadesiyle, yani daha kafir olmadan onların ölmesini ve toprak olarak imtihana tabi tutulmadan ölüp onların ne cennete ne cehenneme girmeyeceğine dair bir belge oluyor orada. Onu anlatıyor Kur'an. Yoksa... Ali Rıza Hocam, benim kafam karıştı. Biz daha önce Allah'a göre zaman ve mekan yok demiştik. Hani bir insan 20'sinde de ölse, 70'inde de ölse, hani kafir mi Müslüman mı Allah onu biliyor. Yani 20'sinde ölen insan hani sınava tabi olmadı, zaman verilmedi, ama zaman verilseydi de Allah biliyor onun hani Müslüman mı olacak, kafir mi olacak. Şimdi bu çocuk öldüyse eğer, hani diyorsunuz ya kafir olup cehenneme girmesindense ölmesi daha iyi. Yaşasaydı da Allah onu bilmiyor muydu zaten kafir ya da Müslüman olacağını? Yok, hani diyor ya ayette, Tevbe suresi 43. ayette, onlar savaşta çıkmamak için izin istediler diyor. Allah da niye izin verdin? Onların nasıl bir amel işleyeceğini bilmeden ifadesi kullanıyor. Belli olmadan diyor. Orada Allah bunu biliyor ama orada o bizzat o fiili işleyip işlemediğini peygamberin bilmesini istiyor Allah. Burada onu anlayalım önce bir. Burada Allah biliyor. Allah dünya hayatında sınava tabi tutmadığı bir insanı ne cennet atar ne cehennem atar. Hak olan, adalet olan bu olması gerekmez mi? İşte burada Allah kimseyi biliyor ama kimsenin kaderine ne cehennem yazıyor ne cennet yazıyor. İnsan kaderini, cennete ve cehenneme gideceğinin kaderini kendisi çizip kendisi oynuyor. Bunu anlamak gerekiyor. Yani senin çizdiğin kaderi Allah biliyor. O kadar. Bilmesi Allah'ın suçsa onu da engelleyelim haşa Allah'tan. Şimdi ben burada Yücel Hocam'a bir şey sormak istiyorum. Hatice Hanım'ın sorusuna sonra yine geri dönelim de. Yücel Hocam sen müsait misin? Buyur tabii abi. Az önce bu Kehf suresi 80 ile ilgili öldürülen çocukla alakalı. Ali Rıza Hocam dedi ki çocuğun anne babası topraktı dedi. Şimdi evet. Topraktan çocuk mu çıkıyor ki çocuğun anne babası toprak olsun? Niye çocuğun anne babası toprak? Bir tane ilahi var ya, sordum sana çiçeğe annen baban var mıdır? Çiçek eydir dermiş baba, annen babam topraktır diyor.
sonuncu ayetti. Şimdi öldürdüğüm çocuğa gelince onun ana babası mümin kimseler idi. Çocuğun ana babası azgınlık ve küfre sürüklemesinden endişe ettik. Çocuğun ana babasını. Yani burada söylediğin şeyler tam çelişki bir durum. O ayet yanlış. Yani yanlış tercüme edilmiş. Dur bir dakika. Çocuğa gelince anne ve babası mümin kimselerdi. Bundan dolayı onun kendilerine azgınlık ve inkar zorunu kullanmasından endişe edip korktuk diyor. Onu korktuk diyen kim? Yani haşa o katımızdan bir kul gönderdik diyor ya. Arkasından diyor bunları ben kendi öngörüm, kendi işim olarak yapmadım. Ben böyle görevlendirildim ifadesiyle. Yani bunu Allah yaptı. Ben de Allah'ın yaptığını söyledim. Buradaki aslında yaratılmış olan bütün hani ne diyordu? Allah meleklerden de insanlardan da resuller seçer. İşte meleklerden seçtiği o resuller bunu söylüyordu. Yani yaratılış evren yasaları bunu söylüyordu olayı. Onu anlamak gerekiyor. Bir dakika ben orayı bir açayım da müsaade ederseniz bir saniye. 81'de ben bu arada böylece onlara Rablerinin ondan temiz olmak bakımından daha hayırlısı, merhamet bakımından da daha yakın olanını vermesini diledik. Bir saniye. Bir dakika. Önemli değil yani illaki dersi çabucak bitireceğiz diye bir şey yok. Burada mesele olan bir konunun doğru anlaşılması. Şimdi ne diyor bak. Daha önce gemi ne diyordu? Gemi denizde çalışan yoksullarındı. Yani ne demek ki? Yani gemi denizde çalışan yoksullarındı. Yani insanları yoksul olarak Allah ise zengin olarak anlatıyor. Çünkü rızık veren, insanları yaşatan, insanları öldürüp dirilten, hesaba çekecek olan Allah. Burada bak gemi kelimesini yeryüzü anlamında kullanmış Kur'an. Yoksa bildiğimiz denizde bir gemi anlamı. Bunu sürekli anlatıyordu. Dedi ki işte bu benimle senin aranda neyse çocuğa gelince anne ve babası mümin kimselerdi. Çocuğun hep annesi babası mümin mi? Kur'an diyor ki siz çoğunluğa uyarsanız çoğunluk sizi saptırır. Bir örnek veriyor orada. Çocuğun annesi babası mümin kimselerdi. Bundan dolayı onun kendilerine azgınlık ve inkar zorunu kullanmasından endişe edip korktuk. Yani kendilerine derken o iki çocuğun yani çocuğun kendisine inkar ve azgınlık zorunu kullanmasından endişe edip korktuk. Kim inkara yönlendiriyor? İşte hani yine bir kasabaya vardılar. Orada ne diyordu? Yemek istediler, yemek vermekten çekindiler. İki yetim çocuğu buldular orada. O yetim çocukları eğittiler. Yıkılma üzere bir duvar buldular. Hemen duvarını inşa ettiler. Bu ne demek? O yıkılma derken aslında yaratılışta Rabbim Allah'tır demişti. O yaratılışta verdiği sözü müşrik toplum bozmaya doğru gidiyordu. İşte onu düzelttiler ve ondan sonra bundan ücret almalı değil miydi diye karıştırıyor. İşte buradaki çocukların aslında yaratılışta hepsi mümin kimseydi onu anlatıyor. O topraktan da annesi babası derken yaratılışı mümindi. Hani ne diyordu Araf suresi 172. ayette Adem oğullarının sırtlarından zürriyetlerini aldığımızda hepsi insanların Rabbim Allah'tır demişti. Bu yaratılışta verdiği söz işte onun mümin olmasını gösteriyor. Onu anlatıyor. İşte
Onu kim bozuyor? Ergenlik yaşına geldikten sonra o ergenlik yaşına o eğer toplum annesi, babası, yakınları, akrabaları, etrafı, çevresi kafir olsa, Rabbani yoldan sapmış insanlarsa onu Rabbani yoldan saparak götürüyorlar. Hani bir ayette de diyordu, yetim çocukları, yetimleri ergenlik yaşına gelinceye kadar en güzel davranış biçimi dışında yaklaşmayın. Yani vahiyle konuşun, vahiyle onlara söyleyin ifadesini anlatıyor. O zaman çocuğa gelince anne babası mümindi. Yani çocuk yaratılışta mümin kimseydi. Zaten yaratılışta topraktan yaratılmıştı kimselerdi. Bundan dolayı onun kendilerine azgınlık ve inkar zorunu kullanmalarından endişe edip korktu. Kim inkar zorunu kullanacak? O kafir olanlar. Firavun ne dedi? Eğer benim sözümü dinlemezsen sizi, o Firavun'un büyücülerini benden izinsiz nasıl Müslüman olursunuz deyip sizin çaprazlama ellerinizi ayaklarınızı keseceğim, hurma ağaçlarında sallandıracağım dedi. İşte bu inkar edenler zorla mazlum olanları, mustazaf olanları inkar ettirip zorluyorlar. Kendileri, hani Hazreti Musa da ne diyordu? Ey Firavun, İsrailoğullarını benimle gönder. Yani sen inkar ediyorsun, o seninle ilgili bir sorun. Ama inanmak isteyeni, Müslüman olmak isteyeni engel olma, onu benimle gönder mesajı veriyordu. O zaman burada o çocuklar Müslüman kimseydi. O öldüğü zaman da zaten insan hanginizin daha güzel amel işleyeceğini denemek için ölümü ve hayatı yarattı ayetiyle ne zaman insan sınava tabi tutulmaya başlıyor? Ergenlik yaşına, sorumluluk yaşına, iki seçenek karşısına çıktığı zaman imtihan başlıyor. İşte o zaman yaptığı her davranışın doğru ve yanlış olduğunu insan bizzat kendisi şahit diyor. Hani Araf suresinde yine ahiret aleminde de biz bundan habersizdik dememeniz için bunu yaptık ifadesiyle kullanıyor. Yani haberiniz var, yapılan her yanlış. İşte o inkar zorunu kullanan o kafirler o çocukları kafir yapmış ve ebedi olarak cehennemde yanmaktansa ölmesi onların söylediği gibi, onlar öyle diyordu. Zaten o ayette bunu anlatıyor. Keşke toprak olsaydık demelerinden önce daha hayırlısını verdik ve denemeye tabi tutmadan öldürdük mesajını veriyor diye düşünüyorum. Bilmiyorum burada bir yanlışlık var mı? Böylece onları Rablerinin ondan temiz olmak bakımından daha hayırlısı, merhamet bakımından da daha yakın olanını evet. Vermesini diledik. O zaman hocam Yücel Hocam'a tekrar soralım. Neden çocuğun anne babası toprakmış Yücel Hocam? Valla dinliyorum ben ama hiçbir şey anlamadım. Yani bir oradan girdi Sanız Hocam, bir buradan girdi. Yok. Düşünüyorum ya bunu öldürmeye hakkı var mı? Ya biri öldürmüyor hocam. Bunu anlamak diye biri öldürmüyor. Bir dakika. Kehf suresini biz o zaman ya baştan işlememiz lazım. Ya da böyle ortadan o ayeti aldığımız zaman bunun olması kaçınılmaz yani. O zaman ya bunu başlayacağız, bu kıssayı işleyeceğiz. Ya da işlemiştik hocam bunu da. İşledik hocam bunları da. İki süre sonra yine bir süre sonra yine Kehf suresine geliyorsunuz. Yani bunu anlamak gerekiyor. Bunu anlayan bir tane insan yok ya. Şey Yücel Hocam. Hani hani demiştik ya Musa Aleyhisselam'ın hayattaki sorgulamalarıydı. Musa'nın yanında bak önce genç arkadaşı diyor. Sonra Salih kul diyor. Yani Musa Aleyhisselam'ın
hayatındaki sorgulamalarda bir gençlik dönemlerinde bir sürü kafasında sorular dolaşıyor. Daha sonra süreç içerisinde hep bu sorulara cevap buluyor. Ne demiştik buna? Hayat mı demiştik? Hayat. Yani hayatı sorguluyor Musa Aleyhisselam. Sorgulamalarından bir tanesi de şu. Çocuklar neden ölüyor? Yani ölüm yasası çocuklar için neden geçerli? Dolayısıyla bu soruya şu şekilde cevap buluyor Musa Aleyhisselam. Bu çocuk yaşayıp büyüyüp, çünkü bir şekilde ölüyor çocuk sebep sonuç ilişkisi içerisinde. Allah da ona diyor ki bu çocuk yaşayıp büyüyünce kafir olarak cehenneme gitmesi mi daha iyi, yoksa çocukken ölüp toprak olması mı daha iyi? Şimdi cehennemlikler ne diyor? Az önce Ali Rıza Hocam onu söyledi. Keşke toprak olsaydık diyorlar. Bak arzu ediyorlar. Neyi arzuluyorlar? O çocuğun yerinde olmayı. Kim toprak olabilir? Sadece çocuklar toprak olabilir. Biz olamayız. Çünkü biz öbür taraftan gidip, çünkü çocukluğu aşmışız biz, hesap vereceğiz. Onlar o çocuğun yerinde olmayı istiyorlar. Keşke çocukken ölüp toprak olsaydık. İşte bundan dolayı Ali Rıza Hocam o çocuğun anne babası mümin kimselerdi derken toprak olarak nitelendiriyor o çocuğun anne babasını. Yani ve çocuğun neden öldüğüne dair, neden ölüm yasası çocuğun daha geçerli olduğuna dair bu imtihanın içerisinde, sebep sonuç içerisinde çocuğun ölmesi doğal ve normal bir şey. Gelen cevapta da eğer o çocuk şimdi ölüp toprak olmasaydı da büyüdüğünde kafir olarak görseydi daha kötü bir yere girmiş olacaktı. Buraya cevap veriliyor yani. Bir de şu var yani orada, bak bunları anlamak lazım. Hani gemiyi deldi diyor. Dur ne yapıyorsun? Bütün insanları öldürmek için bunu yapıyorsun. Karışma diyor. Böyle anlaşmıştık seninle. Burada gemiyi delinmesi de yorumunda ne diyor? Eğer dünya hayatında insanlar ölümlü olmamış olsaydı zalim olanlar sürekli iktidarda kalır, mazlum olanlar da sürekli onların idaresi altında kalır. Sürekli zulme uğrarlar, dururlardı diyor. Peki, hocam Hatice Hanım'a soralım. Hatice Hanım, sen şimdi ada vapuruna binsen, efendim büyük adaya giderken biri gelse güldür güldür Hilti ile gemiyi delse ne yaparsın? Ne yaparım Tevfik abi? Ben yüzme bilmiyorum, korkarım. Denize düşersem ödülüm. Hayır, adama demez misin? Sen kafayı mı yedin, manyak mısın, niye gemiyi deliyorsun ya? Tabii ki deriz yani, o an o söylenir tabii ki. Ama ben de bu konuyu tam oturtamadım. Adamın kafasını gözünü kırarlar, öldürürler adamı orada. Tabii ki. Gemiyi deleni. Aynen, durup dururken tabii ki. Ama buradaki salih kul, Musa'nın arkadaşı, alıyor eline Hilti'yi kocaman, langur langur. Şey biliyorum değil mi Bahadır, Hilti nedir? Bilmez miyim Tevfik abi? Onun için mi? Gemiyi deliyor. Hilti'yi nereden bulmuşlar hocam hocam o zaman? İşte o mesele yani. Salih kulun Hilti'si eksik olur mu? Salih kul zaten bu yani, bu peygamberden de üstün, Musa'dan daha iyi biliyor. Onun için Hilti bir zor zor bir şey mi yani? Deliyor işte gemiyi. Koca gemiyi deliyor yani. Kendisi olmuş üstünde. Yani burada evet. Burada aslında baştan sona kadar olayı düzgün anlayamazsam bu ayetleri de çözmek, anlamak mümkün olmuyor hocam işte. Yani gerçekten Kur'an'daki o müteşabih ayetleri doğru yerine oturtturmak gerekiyor. Denizi, bildiğimiz denizde gemiyi deliverdi. Yani o denizde gemiyi delsen ne olur? Su alır gemi, batar. Batınca içindeki insanlar ölür. O deniz mi bu deniz? Yani Kur'an müteşabih olarak anlatmış. Hayatı böyle anlatarak olaylar açıklıyor Kur'an. Yani zaten Ali Rıza Hocam, biz pek gemiye binmiyoruz yani öyle.
Yücel Hocam ta dağın tepesinde yaşıyor. Yani öyle gemi delinme, batma olayı onun için söz konusu değil. Bundan dolayı da bu ayetlere pek şey yapmıyor Yücel Hocam. Dikkat etmiyor. Nuh'un gemisi diyor. Gemi delinmesi hocam orada insanların ölmesi değil mi hocam? Ölümlü olması anlamını taşıyor. Ölümlü olması yani. Yani bu insanlar ölmese, yaşasa devamlı olmaz mı diyenlere bir cevap veriyor. Bu çocuklar ölmese, çocuğu olan ölenlere isyan etmeyin. Bu çocuk belki yaşasaydı inkar edenlerin inkar zoruyla kafir olup ebedi cehennemde yanacaktı. Sen bir çocuğunun ebedi cehennemde yanmasını ister misin mesajını veriyor Kur'an. Olay bu. Yani hatırlayın birçok insan hep şöyle söylüyor. Allah hızına geçen çocukları niye korumuyor? Allah işte çocukları niye şey yapmıyor? Ölüyor gidiyor filan gibi. Bir nevi bir de kadınlar daha çok bunu böyle düşünüyorlar yani. Çocuklar niye ölüyor? Onlar biraz daha duygusal olduğu için. Ama işte Kur'an burada müteşabih bir ayetle bu olaya cevap veriyor. Ne üzerinden veriyor? Musa Aleyhisselam'ın sorgulamaları üzerinden. Ama Musa Aleyhisselam son derece zeki bir insanmış. Bak nasıl nereleri sorguluyor, cevap buluyor. Ama daha da ilginç tarafı, ya Musa Aleyhisselam zaten Firavun'un yanında sarayda büyümüş. Herhalde 20-25 yaşına kadar oralardaymış. Durum onu gösteriyor. Bir adam öldürdüğüne göre muhtemelen 18'den 3 yaşına girdiğini düşünelim. Oradan çıkıyor. Ne zaman bu olaylarda yaşamış, sorgulamış, bunlara cevap bulmuş. Orası da ilginç yani. Demek ki bir 10-15 yıl sorgulama süreci geçmiş. Ya peygamberler zaten yaklaşık 30-40 yaşından önce peygamber olmuyorlar. En erken peygamber olan Hazreti İsa gördüğüm kadarıyla o da öyle sanıyorum 27 yaşlarında filandı. Veya 30 yaşında. 3 yıl peygamberlik yaptı. Ondan sonra öldürdüler. Düşünebiliyor musun? O da annesinin peygamber eğitiminden geçip çocuğunu çok kısa bir zamanda o dönem içinde eğittikten sonra zaten peygamber oluyor. Tevfik abi ben biraz daha farklı bir şeyden bakıyorum ama yani konuyu açayım mı böyle şu an? Aç hocam aç. Şimdi artık öbür sureye geri dönmeyelim. Burada kapatalım. Buyurun. Ya Kehf suresindeki tabi bu Musa Salih Kul kıssası önemli bir kıssa. Aynen sizin de söylediğiniz gibi Musa burada ölüm neden var? Peki ölüm var, okey anladık konuyu ama peki çocuklar niye ölüyor? Ve üçüncü kısmında da işte ben ne yapmalıyım, nasıl, amaç ne olmalı, yaşamdaki amaç ne olmalı ile alakalı üç tane sorunun cevabı var orada dediğiniz gibi. Birinci kısımda aynen Arıza Hocam'ın anlattığı gibi ben de öyle anlıyorum konuyu. Yani yaşam niye ölümlü? Çünkü eğer yaşam ölümlü olmasaydı zalimler hep zalim olurlardı. Kötüler hep kötü olurlardı ve kötülük hiçbir zaman yok olup gitmezdi ve firavunlar hep firavun olarak kalırlardı. O yüzden ölümün olması önemli bir argüman. Musa diyor ki ikinci kısımda bana göre, ben öyle okudum ama peki diyor çocuklar niye ölüyor? Tam ölüm olsun ama çocuklar ölmesin. Yani yaşlanalım, yaşlı atıyorum 100 yaşında ölelim yani. Allah Kur'an'da anlattığı kadarıyla, gördüğü kadarıyla Allah malların ve oğulların yani oğullarken çocukların zenginlik, güç ve sapkınlık alameti olduğunu, insanların malları ve oğullarıyla diğer insanlara galebe çalmak isteyeceğini, o yüzden insanları sapkınlığa götürdüğünü anlatıyor Allah başka ayetlerde. Hatta Kehf 46'da mesela bunu anlatıyor Allah. O yüzden de ben şunu anlıyorum, diyor ki eğer oğullar, çocuklar ölmeseydi siz emin olun ki sapkınlığa düşerdiniz. Yani mümin olan insanlar mutlaka bir şey gücü eline geçirince, çünkü sağlam kayaya oturunca Allah öyle diyor ya, Allah'ı ararken diyor dalga denizde Allah dersiniz. Ne zaman gidiyor sağlam kayaya tutununca yine Allah'ı unutursunuz. İnsan böyle zalimdir ve acelecidir diyor Allah. Böyle bir hayata düşerdiniz ve o zaman da güçlü olan, en çok oğlu olan, en çok çocuğu olan, en çok büyük aile olan diğerlerini ele geçirmek isterdi. Böyle zalim olurdunuz diye anlıyorum ben konuyu. Hocam burada tabii ki o öyle bir seçenek var ama burada zarar gören çocuk mu, annesi babası mı? Yani her insan kendi kendine yetkili ve sorumludur ifadesine göre.
bu çocuklar eğer yaşasaydı, kafir olsaydı, size sorayım. Eğer siz kafir olup ebedi cehennem mi istersiniz, yoksa seçenek sahibi olmadan, yani çocukken ölüp toprak olup ebedi cehennemden uzak durmanız mı sizin için daha iyi olurdu desem, hangisini yaparsınız, tercih edersiniz? Hocam ben derim ki burada ben ebedi cenneti isterdim, yani ebedi cennet. Yok. Seçenek de var, öyle bir seçenek de var yani. Ebedi çocuk için, çocuk için seçenek yok hocam işte. Ama çocuk için şöyle ya Tevfik abi, yani biz Rabbim Allah'tır diyen bir fıtrattan geliyoruz ve zaten Rabbim Allah'tır diyen fıtratın değişmemesi ya söz konusu olan şey. Bütün amacımız cennetten kovulan hani o Adem'in cennetlik haline tekrar geri dönmek. Bütün kaygımız zaten bunun için, uğraşmıyor muyuz hepimiz? Yani fıtrata geri dönmeyi, takvaya geri dönmeyi şey yapıyoruz ya. Öyle, öyle değil mi? Bak hocam... Yalnız şunu unutmamamız lazım. Çocuklar sebep-sonuç ilişkisi içerisinde ölüyor. Yani trafik kazası oluyor, hastalanıyor, bir takım şeylerde ölüyor. Dolayısıyla soruyu... Kahrolmanıza değmez diyor yani. Ha, soruyu buradan sormamız lazım. O zaman yani o çocuğun öldüğüne biz üzülüyoruz. Ya ölmeseydi keşke diyoruz. Niye öldü? Çok seviyoruz filan. Allah da diyor ki, yani şimdi bu öldü, toprak oldu. Bir kıyaslama yapıyor burada. Yaşasaydı, cehenneme gitseydi daha kötü olabilirdi. Ama onun ölüp toprak olması onun için daha iyi bir şey. Dolayısıyla bizi de aynı zamanda teselli ediyor, rahatlatıyor burada. Ha çocuk büyüdüğü zaman illa cehennemlik mi olacak? Hayır. Cennetlik de olabilirdi. Ne hala olsaydı. Fakat zaten ben üzüntü içerisindeyim. Çocuğum ölmüş, üzün içerisindeyim, gitmiş. Bu durumdaki şeye bir cevap geliyor yani. Ama şu bir gerçek, yani ölen insanların belki %99'u cehennemlik. Olay bu değil mi? İşte onun için Kur'an ölen çocukları böyle bir alternatif sunarak anlatıyor. Çocuk da muhtemelen %99'un içinde olacak diyor. Çok yüksek. Bak mesela bundan önceki ayette ne diyordu? İki yetim çocuk buldular. Onların duvarları köhnemiş, hemen onu inşa ettiler ifadesi kullanıyor. Ne demek duvarları köhnemiş? Müşrik bir kasabanın içerisinde iki çocuğun onların gibi inkar eden bir konuma düşecekti. Onları eğitti ve onları Allah'ın yoluna gidecek bir şekle soktu ifadesiyle olay anlatıyor. İşte onlar gibi kafir olsaydı, kasabanın tüm halkı ya kafir oluyor. O çocukları oradan kurtarıyor, bunu anlatıyor. Buradaki ifadede de yani o çocuk ölmeyip de eğer yaşasaydı hayatta büyük ihtimal, yani büyük ihtimal, %99 ihtimal onlar da kafir olacaktı ve ebedi olarak cehennemde yanacaktı. Ebedi olarak cehennemde yanmaktansa yanmadan toprak olması, onların isteyip de kavuşamadığı, yanmayıp da toprak olması daha hayırlıydı ifadesiyle buradan, anlatıyor. Buradan Ali Can'ın teorisine gelirsek, eğer çocukları öldürmeseydin, çocuklarınız büyüyecekti, güç kuvvet sahibi olacaktınız, şirkete düşecektiniz falan. Sanki bu bir kuralmış gibi o zaman oluyor burada. Sanki o çocuğu Allah öldürüyormuş gibi oluyor. Ben senin anlattığından bunu anladım. Ama burada çocuğu Allah öldürmüyor. Çocuk sebep-sonuç ilişkisi içerisinde herhangi bir sebepten dolayı ölüyor. Savaştan, hastalıktan, trafik kazasından, işte birçok sebep var yani. Bu da buradan yola çıkarak buraya bir cevap bulunuyor. Öbür türlü size çok çocuk verseydim, bu çocuklardan dolayı azgınlığa düşerdiniz, şirkete düşerdiniz. O zaman Allah çocukları öldürmeyi sanki kural haline getirmiş gibi bir şey ortaya çıkar. Hadi canım, ben öyle anladım. Ben öyle demedim abi yani. Çocukların yani çocuk yaşta ölmek gibi bir kavram neden var? Yani kazayla ölmek, düşerek ölmesi gibi çocuklar ölmeseydi diye ben anlıyorum Musa'nın şeyini. Hiç çocuklar niye ölüyor çocuklar? Yani? Tabii ki bu soru soruyor. Niye ölüyor bu çocuk? Musa bu soruyu soruyor. Allah da bu soruya bu cevabı veriyor işte. Eyvallah.
Eyvallah. Ben işte farklı şey yaptım hocam da ondan yani ben hani daha iyi anlayalım diye şey yaptım. Yok. Bir alternatif o. Ben de ona kısmen katılıyorum ama asıl sorun burada olduğu kanaatindeyim ben. Yani o çocuğun ölüm sebebini yani sebebi bilinen bir olayı daha güzel sebebe bağlayarak anlatıyor. Kur'an hep böyle anlatıyor olayları. Yani orada sebebini... Ayet hocam burada şu da var. Allah Musa Aleyhisselam'ın bu sorgulamalarını buraya koyuyor ki siz de Musa gibi sorgulayın diyor. Bak çevrenizde olup biteni, var olanı,